Balkan dostları. Hepinizi saygıyla, şükranla ve minnetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz Hazreti Balkan'ın 18. yıl kutlama etkinliğine hoş geldiniz efendim. Bu arada şu anda YouTube'daki kanalımızda canlı yayın da yapılıyor. Biz ekranları başındaki izleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. 2005'te yayına başlayan gazetemiz şu anda 19. yayınının içerisine girdi. Bu Romanya'da yayınlanan ilk, yabancı dilde yayınlanan ilk ve tek günlük gazete, Gazete Balkan aynı zamanda. Böyle bir özelliğe sahip. Biz de 18 yıldır Romanya'nın değişimini yakından gördük, tanığı olduk, tanıklık etmeye çalıştık. Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalıştık. Romanya bizim için özgür yayın yapabildiğimiz bir ülke oldu. Bu açıdan Dost Romanya yetkililerine ve geliş geçmiş ve mevcut Roman hükümetlerine şükranlarımı, saygılarımı arz ederim. Bunu bütün samimiyetimle belirtmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da özgür yayıncılıkla yolumuza devam edeceğiz. Biz yayıncılık hayatımız boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana olduk. Onun maddi manevi değerlerinden yana olduk. Vatandaşlarımızın her zaman her türlü sıkıntılarında, eksikliklerinde haberdar olduğumuz sürece yine onları dile getirdik, yanlarında olduk. Yolumuza böyle devam ediyoruz. Efendim programımız yoğun. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum ama Sayın Büyükelçimizi davet ediyorum. Bizlere hitap etmesin. Teşekkür ederim. Sayın Devlet Sekreterim, Sayın Milletvekilim, değerli katılımcılar, sevgili vatandaşlarım, sevgili Roman dostlarımız, değerli Hamdi Bey, tüm ekibiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Good evening to everyone. Buonasera tutturor. Bu akşam Balkan Gazetesi'nin 18. yılını kutluyoruz. Dile kolay. 18 yıllık bir emek. Önce daha en başında Hamdi Bey'e şöyle büyük bir alkış. So, when I was appointed as ambassador, it was October, and I tried to understand where I can get some information about Romania, about our community over here. And then they told me we have a big newspaper, actually two newspapers, really, two or three, but Balkan was one of the big ones. So I understood that every day, they were working on this daily wonderful newspaper, which was giving a lot of information on Romania, on the Turkish community, on everywhere. So really, we appreciate very much what Balkan newspaper is doing, and also what Hamdi Bey is doing with the, together with the team, and also with all the support coming from Turkey. Dediğim gibi aslında ben buraya büyükelçi olarak atandığımda her zaman bir bilgi sahibi olmak istiyordum. Yani acaba ne oluyor, ne bitiyor? Gerçekten Romanya'da ne oluyor, ne bitiyor? En iyi bizden değil belki Hamdi Bey'den her zaman sormak lazım. Çünkü bazen öyle şeyler oluyor ki biz de gazeteden görüyoruz ve Hamdi Bey'in olmadığı bir yer yok. Biz neredeysek Hamdi Bey her zaman orada, Balkan Gazetesi orada. Akşamları saat 8'de videolar başlıyor. Sizlerin orada yayınlarınızı izliyoruz. Dolayısıyla vatandaşın da bilgilendirilmesine çok büyük bir katkınız var. Birlik ve beraberliğe. Her önemli günde oradasınız. O yüzden çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. Sizleri tebrik ediyoruz. Sayın Hükümetimizi göndermiyoruz efendim. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta Türkiye büyük bir deprem felaketi yaşadı ve pek çok insanımız mağdur oldu. Ama bize bu deprem felaketi şunu da gösterdi. Romanya gibi dost bir ülkemiz var, kardeş bir ülkemiz var. Buradaki yaşayan vatandaşlarımız nasıl çırpındılarsa yardım edebilmek için Romanya'da bu anlamda
bütün gayreti gösterdi, bütün makam ve kurumlarıyla biz sembolik olarak, gazete olarak, Romanya'nın bu çabalarına, bu gayretlerine küçük birer teşekkür plaketiyle cevap vermek istedik. Onun için bu plaketler de Sayın Yükkaçımızın takdim etmesini isteyeceğim ama... What Hamdi Bey was trying to say, at the very unfortunate earthquakes in Turkey, we received tremendous support from our friendly country, Romania, from our Romanian allies. And I think, Dr. Arafat, you would be the personified of personification of this help. So that's why, as a newspaper, they also would like to express their appreciation for all of this help and solidarity shown to Turkey. Efendim şimdi... So, Dr. Arafat, we would like to invite you to the podium. On behalf of newspaper Balkan, we would like to express our appreciation, and this is a token of our appreciation. I will be very short, just to say that this is on behalf of all the people from Romania who went to help really there, the firefighters, the doctors, the nurses, who worked. I know that with the ambassador we were talking on the phone even at midnight at 2 o'clock in the morning and so on, talking on how to facilitate the support coming from Romania and from the EU, because we sent also some support which was on the territory of Romania but which was owned by the EU as well. And I think that we have seen what solidarity means and what friendship means. And you can always count on Romania, and we know that we can count on you. Thank you very much. Danuşsun'un pentru ajutorul vostru și pentru solidaritate voastră. Şimdi efendim, tabii bu depremin ardından sivil toplum örgütlerimiz büyük bir özveriyle çaba sarf ettiler. Yardımın aynı yönelik yardımlarda bulundular. Şimdi bunlardan biri olan bu sivil toplum örgütlerimize teşekkür plaketi takdim ediyoruz. Ne devam ediyoruz? Romanya Türk İş Adamları Derneği, Sağlığı, PİAP ödülünü almak üzere PİAP Başkan Yardımcısı Gürsel Özürkmen Bey'i davet ediyoruz. Aslında tabii bu Güven Bey'in başkanlığı döneminden yoğun olarak devam etti ama Güven Bey'i de sahneye davet edelim efendim. Yani biz tiyata teşekkür ediyoruz efendim. Yani çabalarınızı görüyoruz. Teşekkür Türk Yatırım Derneği var. Onlar da Roman dostlarının yardımlarında büyük katkıları oldu. Kendilerine teşekkür plaketlerine sahip birkaçımızı da birlikte takdim edeceğiz. Nazmi Doğan Bey'i davet ettik. Sporlular Derneği. Size teşekkür ediyoruz. Siz dernek olarak gösterdiğiniz çabalardan dolayı efendim. Efendim şimdi Romanya Alevi Bektaşi Derneği'nin teşekkür plaketini almak üzere Sema Hanım'ı davet ediyoruz.
Alevi Bektaşi Derneği'nin öncülüğünde bu beşin su market gerçekleştirmeyi halinde her gün günlerce birer tür yolcu edildi Türkiye'ye. Bu açıdan kendilerimize teşekkür ediyoruz. Buyurun. Bir dakika sağ olun. Efendim, Ensar Duman Vakfı maddi yardımlarıyla katkıda bulundular. Sanıyorum 1 milyar euro civarında yardımları oldu. Aramızda Ensar Vakfı'nı temsil eden Florida Hanım olmalı. Bună seara! Domnule Sacuman nu a fost să fie prezent în această seară pentru că este plecat în Turcia cu pacienții, însă este foarte fericit că am putut să ajute toată lumea din Turcia și ne pare rău pentru tot ce s-a întâmplat acolo. Sperăm că am putut să-i ajutăm să le ușurăm suferința și bizim Balkan Vakfımız yine aynı şekilde çok büyük ve özverili bir vakıf ettiler. Balkan Vakfımız özürlüğü de son baştan hepimiz aramızda. Allah seni söylüyorum. Vakfımızın gençliği sorularından en çok hizmeti veren arkadaşlarımızdan biri. Özellikle yani, hak eden alsın. Evet, teşekkür ederiz. Sayın Bükeç'in sizin de dediğiniz gibi Romanya'da o depremden sonra ilk yardım tırını çıkartan bir firmamız var. Kontekus. Tekus'ta davetini yapan bir firmamız. İlk yardım tırını onlar çıkarttılar. Kontekus CEO'su Sayın Mehmet Kral Bey'i davet ediyoruz. Kendilerine bir teşekkür plaketimiz de kendilerine olacak. Sayın Bükeç'in değerli davetlerimiz, Ankara merkezli bir gazetecilik kuruluşumuz var. Küresel Gazeteciler Konseyi. Ben de bu Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Romanya temsilcisiyim. Geçen yıl Mart ayında bu tarafta. Dünyada 62 ülkede temsilciliği olan bir gazetecilik kurumu. Geçtiğimiz haftada önemli bir etkinlik gerçekleştirdiler. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerle ilgili Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında bir Gürcistan'da bir çabaları oldu. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Sayın Mehmet Ali Din Bey başkanımız burada. Bize de gösterdikleri destekten dolayı, gösterdikleri ilgiden dolayı kendilerine bir küçük teşekkür plaketimiz olacak. Sayın Başkanımıza buraya davet edeceğim. Bu işleri bizden daha iyi bilir. Evet, Sayın Büyükelçim, çok kıymetli konuklar, özellikle
Romanya'da bizi memleket havası yaşatan Türk toplumunun kıymetli temsilcileri, STK'ların kıymetli başkanları, yöneticileri, buraya emeklerini getirenler, sermayelerini getirenler, Türk dünyasının burada sesi olan, nefesi olan kıymetli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz saygı ve sevgiyle ben de selamlıyorum. Şimdi Hamdi abim çok güzel ifade etti, abim benim o. Biz Küresel Mesleciler Konseyi'ni kurduğumuzdan beri ki biz farklı bir örgütüz. Şöyle ki, kamu diplomasisiyle misyonu yüklenmiş olan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan bir örgütüz. Ve uluslararası örgüt olmamız dolayısıyla az önce Hamdi Bey'in de bahsettiği gibi 62 ülkede temsilcisi olan, Türkiye'nin 81 vilayetinde örgütlü olan, Ankara'da genel merkezi İstanbul Cihangir ofisi olan uluslararası bir örgütüz. Bakü'de de bir ofisimiz var, Kıbrıs'ta da bir ofisimiz var. Biz biraz daha farklı bir yapıdayız. Çok üye sahip olmaktansa nitelikli üyelerle ülkemizin ülkesel değil, küresel anlamda tanıtımı, algı operasyonlarına karşı algı yönetmeyle ilgili misyon yüklenmiş olan farklı bir yapıya sahibiz. Ve tabii Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da vizyonuyla kurulduğumuz için onun da inanılmaz desteğiyle farklı işler yapmaya çalışıyoruz. Mesela en son yaptığımız, az önce Hamdi abinin bahsettiği gibi, malum kardeş Azerbaycan'ın Ermenistan'la bir problemi var. Bu noktada her iki ülkenin medyasının, basınının diliyle ilgili bir sıkıntı var. İki tarafta körüklüyor savaşı. Barışı destekleyici bir rol üstlenmesi gereken medyanın farklı bir yola girdiğini gördüğümüz için gittik. Gürcistan'da, Tiflis'te her iki ülkenin gazetecilerini bir araya getirdik ve Gürcistanlı Türk gazeteciler de oradaydı. Ve onları aynı masada oturttuk, bir protokol imzaladık, bir anlaşma, yani bir ortak metinde imzaladık. Artık dilin barış diline dönmesi için böyle bir gayretimiz oldu ve başarıya ulaştık. Son yaptığımız etkinliklerden bir tanesi de buydu. Tabii Romanya'ya geldiğimizde, Romanya gerçekten bizim için çok önemli bir ülke. Komşu ülkemiz diyebiliriz. Her ne kadar sınırımız olmasa da çok yakın ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Ki biliyorum 40 bine yakın Türk'ün burada yaşadığını sürekli olarak ve Köstenci'de daha çok olduklarını da biliyorum. Çok yakın takip ettiğim bir ülke. Ve Türk insanının müteşebbisliğinin burada çok zirveye çıktığını ki az önce Balkan Dergisi 18. yılı kutluyorum bu arada. İnşallah bize yılları da birlikte kutlamak nasip olur. Çok güzel işler imza atan dergimizde gördüm az önce gazetede ve dergide 1000 civarında değil mi? Firmamız var, Türk firmamız var. Onların ödüllendirilmesi söz konusu. Ve burada da vereceğimiz ödüller var. İnanıyorum ki bu ödülleri hak eden hepiniz ülkemiz için ne yapabiliriz diye her gün sabah kalktığınızda bunu düşünüyorsunuz. Buradan hiç kuşkum yok. Çünkü gurbette farklı dış ülkelerde yabancıların daha çok olduğu yerlerde bizim milli hasretimizdir. Ülkemizi daha nasıl kredatabiliriz hep bunun hesabını yaparız. O noktada sizlere gerçekten çok güveniyoruz. Bunu ifade etmek istiyorum. Benim Romanya ile tanışıklığım, Sayın Büyükelçim affedersin çok uzatmış olacağım ama biraz magazin olsun istiyorum da 1982 yılıydı. Ben de o zaman Alanya'da ikamet ediyorum. Alanya'da 55 yaşında bir gazetenin sahibiyim. İkinci kuşak gazeteciyim. Babadan intikam. Babamı kaybettik 2006 yılında. O zaman babam da sağ tabii. Çavuşescu, Nikolay Çavuşescu, eski diktatörün komünistliğinde Kenan Evren 12 Eylül darbesi olmuş Cumhurbaşkanı. Onu ziyarete geldi. Kenan Evren onu Ankara'daki protokolden sonra Alanya'da tatile getirdi. Şu anda halen var olan Ayhan Şahenkin, rahmetli Ayhan Şahenkin oteli Alantur'da. Alantur'da bir tatile getirdi. 2-3 gün orada kaldı. O dönemde ben de TRT Anadolu Ajansı tercüman ki fazla gazeteci olmadığı bir dönemde ben de onu takip etme fırsatı bulmuştum. Hem Kenan Evren hem onun beraber. Nikolay Çavuşescu ile çok beraber oturduk, sohbet ettik. Aslında çok sevimli bir adama benziyordu ama sonra onun tarihçesini okuyunca, yaptıklarını okuyunca hiç de olmadığını gördüm. Ama Romanya benim o zamandan itibaren radarıma girmişti. Bunu da sizlere paylaşmak istedim. Hamdi abicim, tekrar tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel bir akşam. Bizlerle bunu paylaştınız. Allah razı olsun diyorum. Bu arada arkadaşlarımız var. Özür diliyorum. Küresel Mesleciler Konseyimizin genel sekreteri Lütfü Bey aramızda. Bizim yaygın medya
Meclis Başkan Yardımcımız Sayın Ferhat Yıldırım bir aramızda. Yine üyemiz Ali Sörgen Bey, siz de ortağınız, o da bizim üyemiz aramızda. Onları da ayrıca sizlere takdim etmek istedim. Efendim, hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Sayın Hocam, dünyada bir istisnai olarak gördüğünüz bir şey yaşadı Sayın Gökaç'ımız Hoca geldi. Sayın Gökaç'ımız Hoca ayının son günlerinde göreve başladı. 6 Şubat'ta da maalesef bu büyük deprem acısıyla karşılaştı. Daha henüz görmekte bunu görmemişti. Atanan bir başka ülkeye atanan büyükelçiler görmekte bunu o ülkenin cumhurbaşkanlarına götürür verdiler. Ama Sayın Büyükelçimiz güven mektubunu daha Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Klaus Johannes'e takdim etmeden Klaus Johannes Sayın Büyükelçimizi ziyaret ederek, Türk Büyükelçiliğini ziyaret ederek açılan taziye defterini imzaladı. Böyle de ilginç bir durum oldu. O olağanüstü dönemde, olağanüstü çabalarından dolayı, olağanüstü başarılarından dolayı, olağanüstü yardım kampanyasını koordineden dolayı bizim de Sayın Büyükelçimize küçük bir plaketimiz olacak. Kabul ederlerse bize mutlu ederler efendim. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu biraz sürpriz oldu. Beklemediğim açık oldu birazcık. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sizlerle beraber çalışmak benim için büyük bir şeref. Romanya'da büyükelçi olmak benim için büyük bir onur. Buradaki Türk-Roman toplumuyla birlikte gayret göstermek benim için şereflerin en büyük. Çok teşekkür ediyorum size. Sayın Büyükelçimize doğruluyoruz. Yorduğunuz için kusura bakmayın. Hatta vă mulțumesc pentru acest premiu în numele colegilor mei de la Canal D, Canal D2, în numele domnului Urd Yeşil, CEO Dogan Media International. Noi mereu am fost aproape de comunitatea turcă, împărtășim aceleași valori morale și ne susținem reciproc. Salonda bulunan değerli davetlerimiz ve ekranlara başlarımızı izleyen sevgili izleyicilerimiz. Bugünkü öncelikle canlı yayın programımızı burada kapatıyoruz. Pazartesi akşam saat 19'da görüşmek üzere. Televizyonlara başında bizi izleyen vatandaşlarımıza hoşça kalın diyoruz. Pazartesi akşam görüşmek dileğiyle. Şimdi de efendim işin bu kısmını böylece tamamladıktan sonra değerli sanatçılarımız var. Onları dinleyeceğiz. Onları da bize yakınlarını takdim etsin. Ve